Yani Türkiye'de nur talebeleri olmasa, biz olmasak, fakat cübbeli modeli bir Müslümanlık olsa, Amerika acayip ister. Acayip ister. Tam operasyonluk oluyor Türkiye o zaman. Tam istedikleri gibi oluyor. Yani evanjelikler acayip ister. Büyük Ortadoğu projesini hazırlayanlar tam anlamıyla isterler. Mason, ateist masonlar tam anlamını ister. Komünistler tam anlamını isterler. İsteyenler sırada yani. Bayağı isteyen olur. Çünkü böyle bir düşünceyi ortaya attığında halkın içerisinde çok küçük, marjinal bir grup olacaktır bunlar. Çok küçük. Yani ufacık, hatta getto tabir edilen küçük bir mahallede, küçük bir yerde yaşayacak insan topluluğu olur. Yani ilginç. Yani gider mesela o mahallede gidip bakarlar o insanlara. Ya bak, böyle insanlar da var bizim. Türkiye'mizin bir özelliğidir. Gelin size gösterelim derler. Gidip bakar, geri gelirler. Ya oradaki insanı ben tenzih ederim kardeşlerim, ben. Hepsini çok seviyorum da. Böyle bir zihniyetin yenilmesi o kadar kolaydır ki. Yani bir cübbeli, bir darwinist, bir materyalist karşısına koyun. Yani darmadağın eder, anını da bir dağılır. Ya bir üniversite gençlerinin karşısına getirin. Mesela İstanbul Üniversitesi'nden, Boğaziçi Üniversitesi'nden gençler toplansın mesela 50-100 kişi. Darma keşin olur. Ama ben çıksam ne olacağını herkes bilir. Tabii. Değil mi? İnşallah. Ya arkadaşlarım çıksa ne olacağını herkes bilir. Yani muhalif düşüncenin tozunu dumanını birbirine katarız. İnşallah. Bir de operasyon için, Türkiye operasyonu için en müsait görünümlü ideolojiyi meydana getirmiş oluyor. Cübbeli zihniyeti. Onun için alttan alta böyle sempatik göstermeye çalışıyor. Çünkü cübbeli zihniyeti hakim olmuş olsa, şimdi Amerika farz edelim operasyon yapmak istiyor, düşünüyor. Ne var burada diye, Müslümanlar düşüncesi nedir diyecek. Pentagon'la görüşüyor, konuşacaklar. Yani diğer müttefiklerle de görüşürler. Bunlar Alevilere karşı öldürmek istiyorlar. Vahabiler de katletmek istiyorlar. Bektaşiler de katletmek istiyorlar. Şiiler de, Cafiler, hepsini katletmek istiyorlar. Evanjelikleri de doğramak istiyorlar. Hristiyanları da, Ortodoksları, Katolikleri hepsini doğramak istiyorlar. Musevileri de doğramak istiyorlar. Ve eğer ellerinde fırsat geçerse tozumuzu dumanlarına katacaklar bunlar. Ne diyorsunuz arkadaşlar dese adam. Buna muhalif hiç kimse çıkmaz. Yani Amerikan halkı da destekler, Avrupa halkı da destekler. Operasyon için çok makul bir inanç olmuş oluyor. Kimse itiraz edemez. Yani çok çok inandırıcı olmuş oluyor. Evet. Ve sonunda bakın bunlar sizi bu hale getirecekler dese bambaşka bir şey olmuş olur. Onun için Amerika, ben cübbeliyi tenzih ederim de, mesela Afganistan'da mesela Taliban'ı alttan alta destekliyor. Çünkü Taliban düşüncesi olmadan, o tarz bir düşünce olmadan Afganistan işgal edilemezdi. Mesela Irak'ta Saddam modeli bir kafaya ihtiyaç vardı. Yani halkı saddamlaştırmışlardı önce. Yani şimdi cübbeliğinin zihniyetiyle Saddam'ın zihniyetini karıştırdılar Irak'ta. Ve Amerika'nın rahatça operasyon yapacağı ve halkın da destekleyeceği bir hale getirdiler. Evet. Yani ucuz kahramanlar oluşturdular o devirde. Yani cübbelini kendini tenzih ederim fakat o fikir olarak, fikir sistemi olarak diyorum. Mesela Amerikalı bir kadın paraşüt indirmesini zannediyorum. Irak'ta hiç ummadık bir yere düştü kadın. Yani Irak. Ellerinde sopalarla bataklıkların içerisinde o kadını arıyorlardı. Bütün Bağdatlılar, yani oradakiler, yani hangi bölge tam bilemiyorum da, ama yani böyle dişleri, sarı dişleri, böyle acayip heyecanla koskoca ellerinde sırıklarla, yani kadını bulursa öldürecekler döverek. Yani akıl almaz bir heyecan ve coşku vardı. Yani gelsinler Amerikalılar, tozun dumanına katarız, hiçbir şey olmaz dediler. Geleceği varsa göreceği de var, her şeyi hazırladık dediler. Amerikan işgali bir başladı, ordu anında araziye geçti. İşte bu tip zihniyet aynı zamanda böyledir. Yani sıkıyı gördün mü, o zannettiğiniz o kahramanlığı, yiğitliği falan kalmaz. Cübbeli de birçok konuşmasında bunu söylüyor. Yani işte korkağız diyor.
falan var, onun bantları var, onu hazırla. Yani aslında samimi söylüyor, doğru söylüyor. Yani tevazu olarak söylemiyor. Yani evet, kendi neyse onu söylüyor. Dolayısıyla Amerikan bir ülkeyi işgal etmesi için mutlaka bu tip bir tutucu, bağnaz, böyle hurafelere dayalı, bilimsel olmayan, Darwinizmi, materyalizmi yenmek azminde olmayan, İttihat-ı İslam'ı istemeyen, çekingen, güçsüz, iman hakikatlerini esas almayan, yani Allah'a olan sevgiyi, Allah'a karşı muhabbeti artıracak bilgiyi yaymayı esas almayan zihniyete ihtiyaçları var. Evet. Dolayısıyla bir karşılaştırma yaptıklarında kendilerinin haklılığına inanıyorlar o zaman. Hem o ülkeyi işgal etmek çok kolay oluyor, hem de işgalden sonra da Allah vermesin direnç kalmıyor. Yani dirençli insanlar kalmıyor. Çok çabuk netice alıyorlar. Evet. Mesela bu tarz dünyada ünlü belli liderler ortaya çıkarttılar. Bunların hepsi daha önce CIA'de eğitim almış adamlar. Yani CIA'nin eğitiminden geçmiş adamlar. Bunları ortaya çıkarınca kamuoyunda bir haklılık meydana gelmiş oluyor. Mesela Usame Bin Laden veyahut diğer şahıslar, ismini ortaya koyduğunda adam, yani bak diyor, bu elinde tüfekle ortaya çıkmış bir adam diyor. Bu Hristiyanları yok etmeyi düşünüyor diyor. Musevileri yok etmeyi düşünüyor. Diğer mezheplerin tamamını yok etmeyi düşünüyor diyor. Ve sadece kanı amaçlıyor diyor. Bakın gördüğünüz gibi ikiz kuleleri aşağı indirdiler. Her yeri bombalıyorlar. Masum insanları bombalıyorlar. Yakıyorlar, yıkıyorlar. Bunların şakası yok diyorlar. Ya Cübbeli bunu yapıyor, savunuyor demiyorum da, ama Cübbeli zihniyetinin bir başka türü bu. Evet. Bir başka stili. Ve dolayısıyla bir ülkeyi işgal etmek için bu tip bir zihniyete ihtiyaç oluyor. Yani Afganistan'da eğer bu böyle bir model olmasa, mesela Afganistan'da kaliteli, bazen nur talebeleri modelinde bir Müslümanlık anlayışı olmuş olsa veya Süleymanlı kardeşlerimizin anlayışı tarzında, fark etmez yani. Klasik böyle efendi, aklı başında bir model. Yani yani fitneden kaçınan diyelim bir modelde, hiçbir şekilde böyle bir şey olmaz. Yani işgal edemez oraya. Yani kamuoyu oluşturamaz Amerika. Kamuoyu çok önemlidir, kamuoyu oluşturulması. Onun için Amerika kıvranıyor şimdi, Türkiye'yi işgal edemediği için, İran'ı da işgal edemediği için, bölgede kaos meydana getiremediği için, Büyük Ortadoğu projesini uygulayamadığı için kıvranıyor. Böyle azgın, saldırgan, cahil, sempatik olmayan diyelim. Yani sempatik gibi görünüyor ama sempatik olmayan bir insan kitlesi, Müslüman modeli oluşturmak istiyorlar. Onun için de bazı insanları kullanıyorlar. Cübbeli de iyi niyetli bir insan, fakat farkında olmadan bu zihniyete hizmet etmiş oluyor. Haberi bile yok. Mesela örnekleri çoğaltabilirim ama yani bu anlatım aşağı yukarı konuyu böyle vuzuata kavuşturuyor. Evet. İnşallah.